Merhaba, Engex Mutfağı hoş geldiniz. Bu videoda görüldüğü, bakıldığı zaman bir sanat eseriymiş gibi insanı etkileyen, enfes bir sunuma sahip olan omuraisu yapacağız. Yani omlet, pirinç, biraz daha Türkçeleştirirsek omlet, pilav yapacağız. Mantık olarak bir kavrulmuş pilav, onun üstünü kaplayan bir omlet oluyor ve enfes bir sosu ya da ketçap kullanılıyor. Tarife en temelden başlayacağım, pirinci haşlayarak başlayacağım. Bu konu hakkında sizden de çok fazla soru alıyorum. Uzak Doğu usulü pirinç nasıl haşlanır, Uzak Doğu usulü pilav nasıl yapılır diye. Birkaç videoda daha anlatmış olmama rağmen bu videoda tekrar olsun istiyorum. Klasik ölçü olarak ben birim bildiğiniz su bardağı kullanıyorum. Bu tarif için de bir su bardağı gayet ideal. Bir su bardağı pirinci yıkama kabına alıyorum. Ve ne yapıyorum? O ilk yıkamaya başladığımızdaki nişastalı beyaz suyundan arındırıyorum. Benim kullandığım pirinçte nişastasını arındırmak için 4 kez yıkamak yeterli oluyor. Ama sizin kullandığınız markaya, pirinç türüne göre bunu değişebilir. O berrak suyu görene kadar yıkama işlemine devam edin. Benim şu an yapacağım gibi. Pirinci yıkayıp o berraklaşan suyu gördükten sonra süzüp tekrar üzerine su ekliyoruz ve yarım saat, 1 saat arası bekletiyoruz. Bu bekletme aşaması pirinçlerin kendiliğinden biraz şişmesini ve daha hızlı pişmesini sağlayacak. Pirinci beklettikten sonra suyunu süzdüm ve direkt tencereye alıyorum. Dibine güzelce yayıyorum. Ekleyeceğimiz suyu ölçmek için iki farklı yöntem kullanılıyor. Bir tanesi parmakla ölçmek, bir diğeri de bizim klasik pilav yaparken kullandığımız ölçü 1'e 1,5. Bir su bardağı pirinç kullandıysak 1,5 su bardağı da su kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi parmağımın ikinci eklemine neredeyse denk gelen bir su miktarı oluyor. Ve sonrasında tencerenin kapağını kapatıyorum. Ocağı yüksek ateşte açıyorum. 7,5-8 dakikaya kadar çıkabilir. Yüksek ateşte bir kaynatıyoruz. Bu 7-8 dakikalık süreç dediğim şey de zaten artık böyle tencereden suların fışkırmaya, beni salın kapağımı açın demeye başladığı anlar oluyor. Daha sonrası 4 dakikada bir dinlendirmeye geçmek ama pişirmeye de devam etmek için çok kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Hadi bakalım. Şovunu göster bize. 7 dakika sonunda ben biraz kapağını açıp sakinleştirdim kendisini ama yine de kenarlardan taşan suları ve şuradan çıkan buharı görüyorsunuzdur. 4 dakika daha o içeride barındırdığı buharla beraber pilavın biraz daha kabarmasını bekleyeceğim. Daha sonrasında tamamen kapatıp bir 10-15 dakika boyunca da kenarda dinlenmeye alacağım. Sıcacık tam kıvamında haşlanmış bir pirincimiz var. Yaptığınız gün kullanacaksanız eğer genişçe bir tabağa pilavı aktarıp olabildiğince soğutmanızı öneririm. Sıcak pilav şu an oldukça yapış yapış. Bu pirinçle eğer kızarmış pilav yaparsanız tamamıyla lapa görüntüsüne sahip olur. Benim size tavsiyem, %100 başarı elde etmek istiyorsanız kızarmış pilavınızda bir gece önceden hazırlayıp buzdolabına beklettiğiniz soğuk soğuk bir pirinç kullanmanız olur. Bakın nasıl tane tane dökülüyor. Pilav kısmı ilk başı için biraz uzun oldu ama gerekliydi. Hem nasıl pirinci haşlayacağınızı çok fazla soruyordunuz bana. Hem de güzel bir kızarmış pilav için nasıl bir pilava, nasıl bir haşlanmış pirince ihtiyacımız olduğu konusunda da önemli ipuçlarını tamamıyla vermiş oldum. Hadi şimdi omuraisu yapmaya başlayabiliriz. Omuraisu'ya sosunu yapmaktan başlıyorum. Bunun için ilk olarak yağda un kavuracağız. Yağ ile unu güzelce karıştırıyorum ve rengi dönene kadar kavurmaya devam ediyorum. Bu yaptığımız kavurma işlemi sosu tamamıyla rengini verecek bir aşama. O yüzden unu çok fazla beyaz bırakmamaya özen gösterin. Şimdi çok dikkatli bir şekilde bir su bardağı su ekleyeceğim. Bunlar topak topak kalmasın diye hızlıca bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra içerisine şeker ekliyorum. Şekeri de karıştırdıktan sonra içerisine soya sosu ve ketçap ekliyorum. Güzel bir kahverengi sos elde etmiş oluyoruz bu şekilde. Sosu aşırı kaynatarak kalın bir kıvam almasına gerek yok. Zaten bir kenara alacağız kendisini. O böyle kendi sıcaklığıyla hafiften çekecek. Eğer farkında olmadan çok fazla kaynattıysanız da tekrar ısıtırken su ekleyerek açabilirsiniz. Fokurdamaları gördükten sonra ocağın altını kapatıyorum. Ve son olarak sirkeyi ekliyorum. Ve biraz da karabiber ekliyorum. Ve enfes kahverengi sosumuz hazır. Şimdi bunu kenara alıp pilavı kavurmaya geçelim. Pilavı kavurmak için önüme bir tava aldım. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar bir sıvı yağ koydum. Ocağın altını açıyorum. Kullanacağım sebzeler havuç, soğan ve 2 renkte biber var. Ayrıca bir de hindi sosis kullanıyorum. Bunları ufak ufak küp olacak şekilde doğradım hepsini. Yağ ısındıktan sonra ilk olarak soğan ve havucu tavaya atıyorum. Biraz kavurduktan sonra hemen içerisine biberler atıyorum.
sosisler ekliyorum. Şimdiden aşırı renkli ve sevimli gözüküyor. Soğanlar şeffaflaşınca, tavadaki her şey güzelce kavrulunca artık tatlandırıcı öğeleri ekleyebilirim. Soya sosunu ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Daha sonrasında ketçap ekliyorum. Bu şekilde de biraz kavurduktan sonra artık haşlanmış pirinçleri ekleyebilirim. Tavada kavurduğumuz karışımla pirinçler de güzelce birleşince ocağın altını kapatıyorum ve kavrulmuş pilavımız hazır. Pilavı hazırladık. Sırada omlet var. Ama omleti hızlıca yapıp tabaklayacağımız için önceden pilavı tabağa koymamız gerekiyor. Bir kase yardımıyla veya böyle bir egzantrik pilav şekillendiricisiyle bir miktar pilavı dolduruyorum. Tabağın ortasına gelecek şekilde hayal ediyorum ve diyorum ki inşallah tam ortasına gelirsin. Tam ortasına gelmese de birazcık kaydırabiliriz. Ve işte pilav tabakta. Kenarlarını da şöyle yapıştırayım çıkanları. Kalıptan dolayı üstü biraz kubbeli geliyor. Çok istemediğim bir şey. O yüzden bastıracağım. Bu tabağı şimdi bir köşeye alalım. Hadi o güzel tornado şeklindeki omleti yapalım. Omlet için sadece 2 yumurta ve biraz tuza ihtiyacım var. 2 yumurtayı tek kişinin tabağı için kullanacağım. Yumurtaları kırdıktan sonra içerisine birazcık tuz atıyorum ve çırpıyorum. Yumurtayı çırptıktan sonra istenmeyen kısımlardan arındırmak için yumurtayı bir süzgeç yardımıyla süzüyorum. Omuraisu'nun tornado versiyonunu yapmak için en önemli noktalardan biri de çok küçük, ufacıcık bir tava kullanmak. Bu şekilde az bir yumurta kullanarak daha derin bir şekilde fazla yumurta katmanı oluşturuyorsunuz. Piştikçe döndürmeniz daha kolay oluyor. Daha fazla sıvı var çünkü ortada. Birazdan uygulamalı olarak göreceksiniz zaten. Tavaya birazcık sıvı yağ ekliyorum. Ocağın altını açıyorum ve yağın kızmasını bekliyorum. Dilerseniz bu şekli yaparken böyle yemek çubukları kullanabilirsiniz. Pinterest'te bir de şey gördüm. Şey kullanıyorlar, maşa. Maşa kullanarak yapıyorlar. Daha önce denemedim. Evinizde yemek çubuğu bulunmuyorsa maşayla da deneyebilirsiniz. Yani hiçbir şey için geç değil. Yağımız ısındı. Yumurtayı döküyorum. Yavaştan böyle bir pişmeye başladığı zaman iki çubuk yardımıyla alıyorum. Aralarında birazcık boşluk bırakacak şekilde tutuyorum ve yumurta piştikçe döndürüyorum. Bir süre sonra zaten artık tek parça olacak ve sizin döndürmenize izin vermeyecek. O zaman ocağın altını kapatabilirsiniz. Üzerinde kalan sıvı sizi korkutmasın. Şu anda sahip olduğu ısıyla kendini pişirmeye devam edecek. Hemencecik tabağa aktarabiliriz. Kenarlarını da şöyle içine doğru, pilavın içine doğru katlayıp daha güzel bir görüntü elde etmesini sağlıyorum. Artık omuraisu için son dokunuşları yapabiliriz. Bunun için hazırladığımız o güzelim kahverengi sosu tabağın etrafına döküyorum. Ve omletin üzerine birazcık kuru fesleğen döküyorum. Ve işte görüntüsüyle büyüleyen tornado omuraisu hazır. Hadi bakalım bir tadı nasıl olmuş. Kaydediyor mu? Evet. Ne diyeceğim lan? Bir kaşık yardımıyla şimdi yemeğin içindeki sürprize erişeceğim. Hadi bakalım. Bozmaya da kıyamıyorum. Ama tadam. Sanki kendim koymamış gibi ufak bir şaşırma emaresiyle. Aa, içinde pilav. Ufak bir lokma alalım. Hop, ağza. Bir kere alıştığı damak tadının zarar görmesini istemeyen insanlara birebir yemek asla değişik, farklı bir tat kombinasyonu almıyor. Pirinç var zaten, güzelce kavrulmuş. Üstünde bir yumurta. Etrafında bu kombinasyonu hafif ekşimsiliğiyle tamamlanmasını sağlayan sosu. Bence Japonlar Avrupa'dan etkilenip ortaya güzel bir füzyon yemeği çıkarmışlar. Kendilerini buradan geç de olsa tebrik ederim deyip hadsiz hadsiz konuşacağım. Tadı enfes. Bence yumurta konusunda hiç çekinmeyin. Hiçbir şey yapamazsanız bile bir omlet karıştırıp pilavın üstüne serer geçersiniz. O zaman izleyen ve deneyen herkese afiyet olsun. Görüşürüz.